Hoş bulduk abi, sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne var ne yok, ne yapıyorsunuz? Ya bunlar çalıştırsana, bunlar hiç boş duruyor ya. Çalışmıyorlar ya. Kaytarıyı bunlar, kaytarıyı. Benim temeli bu kadar geniş yapmadım biliyor musun? Yok la değil ya. Darıdın her bundan ya. Emin ol darıdın ya. Bak arkadaş itiraz ediyor. Ben diyorum 70. Benim temel bu kadar geniş değildi diyorum, yok diyor, yalan diyor. Seninki 70, 80, 10 santim var. Bak gördün mü, ben sana demedim dar ya, Allah Allah. Bak 80 olmuş bununki. Seninki 70 idi. Ama gerçek o işte. Ben bilmem mi darlığını. Ne yani, bu geniş mi oturur bu adam? Bu adam geniş mi oturur? Ha. Biz de geniştik gayrı. Hamıstık, 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 hamıstık. Hamıstık. Hop. He? Ne oldu? Neyi? Nasıl ters takıyorsun? Moruyu şeysiz koymuşlar, başlıksız. He? Yok, kaçırmadı şunuz. Kaçırmadı. Emin misin? Eminim, o zontası var ya, bir şey olmadı. Sonra kazan var daha itiyle, hasır var üstünde. Önemli değil, kaçan o. Sen ne yapacaksın? Sen bana itimat et. Onun zontası var ya, onu tutuyor. Hem sonra bor, etli boru, sağlam boru, biliyor musun? Yok mu? Buraya ben şunu ısıtıp ters takacağım. Yok, bir şey olmaz, sarık olmaz. Yok, ısıtma. Isıtma, ondan sağlık olmaz. Bu sağlıklı. Bir şey olmaz. Bunu şöyle ortadan gelmeli. Duvar şurada ya. Gidiyor, gidiyor. Şuraya iki dirsek alın, şöyle dönülür. Ha şeytsene, oynatarak otursana şunu dibine kadar. Hiç mi kafanız çalışmıyor ya? Ha oynatarak otur dibine kadar. Gitti mi bitti. Allah Allah. Tıkılat, gidiyor, gitmiyor. Onlar mı uğraşacaksınız? Kafayı çalıştırın ya. Saksıyı sallan çalışın o. Al onu, saksıyı çallan çallan çalışır o diyorum. Diyor, duymuyor musun? Ha ustalar, ha ustalar, ha ustalar, kalmadı ha, kalmadı. İşi yarıya gittiniz, hadi bakalım. İyasını bir yarıya gittik değil mi? Ha, aynen öyle. Bundan sonra yürür Allah'ın izniyle. Gider. Ver coşkuyu amca, ver. Ver dörtlüğü diye, ver diye. Ah lan Yasin Asif Hatip oğlu olacaktın ki, bak nasıl anlatıyordun adam ya. Ver coşkuyu hacım, ver. Ya siz hiçbir hikaye ne anlatmıyorsunuz ki kardeşim? Bir inşaatta ne de şöyle güzel olaylar olmadı mı ya? Anlatın da hatıra kalsın millete ya. Nasıl bir hikaye işte? Bir çatıdan mutlan düşmediniz mi? Veya da bir, bir ne diyeyim, bacara yaşamadınız mı ya? Hiçbir şey yaşamadın mı diyor Hasan abi, konuşsana lan. Şeyde, hah işte neresinde bir çatı yapıyorum. Ha. Kavuşacağın arası. Dedi ki arkadaş, şurayı da bitirek de inek dedi. Doğru söylemiş. Adam yemeğe sermiş. He, biraz da acele ediyorsunuz. Öğlenden sonra bir saat daha çalışırsa çalışırıp da öyle bitirek de gidek işim var diye hal etti. Tamam dedim. Azıcık daha çalıştık. Çünkü azıcık bir yer kaldı. Şu kolonun olduğu yere kadar kesilecek. Ha. Oraya bir tahta çalacak. Dedim ki senin koy da ha. O da bunun gibi baba yiğit. Ha. Hasan gibi. Bütün bütün. Sen de hemen oraya. Ben çakayım da ha. Geleyim. Sen uzaksın. Ben keser gelirim. Siz inin dedi bana. Ha, ha iyi. O da iyi. Ayağı adil ha. Sonuca bak sen de. Ayağı adil. Ayağı adil. Şimdi herkes, herkes indi aşağıya. Şöyle bir samanlık çatısının altında da adam çay dökmüş, yemek koymuş. Ha. Tam yemeğe başlayacak.
Yani başlayacaklarmış. Ben oraya vardım ya arkadaşlar, o sürüyor. Ben indim ki ayağı değil, orada sürüyor. Ha, o da orada. Ben ne zaman geldin oğlum sen buraya? Ben gelmesi ben düştüm dedi. Baktım ya, oraya gövdesi kadar yer ben, delmiş. Ben dikin dikin demiştir o. Gövdesi kadar yer delmiş. Çatıda. Gördün mü lan? Ne gelmesin dedi, ben düştüm dedi ya. Neredesin ufak tefek ya? 120 bin olur. O zamana kadar ben bilemedim ya. La bu ne zaman geldi ya? Ben de neden iyi dedi ya? Gelmesin, ben düştüm dedi ya. Doğru söylüyor. İyi ki ayağın üzerine düşmüş. Ya bir yere düşseydin. Ayağın üstü olmuş, sırtının üstüne düşmüş. Oh. Bu kadar delmiş ya. Samanlık yalnız altı. Ha, yumuşak olduğundan kazanmıştı. Yoksa beli bıkını kırılırdı. Vallahi darmatıvan olurdu, gerçekten söylüyorum. Ağır adamın düşmesi bir şeye benzemiyor abi. Şimdi ağır adam düştüğü zaman foto da getirdi yani. Ha doğru. Aynen. Çuvalı öpün iyi. Ete olur mu ya, Allah Allah. Diyorum ya, kol but bir şey bırakmıyor. Eğer kolun neyi altına verirse yeğen adam gerçekten tezgah iyi. Gayet verir. Bizim gibi yarım pozisyonluk adamlar pire gibi oldu. Ha aynen öyle. Ben inmesin dedi, ben düştüm dedi ya. Ben de bir sefer böyle Ankara'ya gittiydim askerlik olayı için. Dayım da bütün bak. Ondan sonra bir yere misafir olduk, biliyor musun? Ama misafir olduğumuz yer adamın apartmana bakım yaptığı yer. Alt kat, taban. He, ama yalnız şöyle oturma odasının önünden tuvalet var ama ben o tuvalete hayatta girmem çünkü millet bakıyor ben tuvalete girerken. Dedim ki çocuğa, köyün ufak çocuğu vardı, biliyor musun? Tanıyormuştu. Gel dedim, Mete dedim, biraz dolaşalım dedim. Şöyle gittik dolaşmaya, ben dedim sıkıştım dedim, biraz daha o zaman gençe harı kuş Adana'dır, şudur budur, verdik veriş dedik, yedik. Ya. O da beni bozmuş sıcakta. Evet. Ondan sonra çocuğa şöyle inşaat vardı orada, bir bakanlığın inşaatı varmış. Dedim ki ben şuraya dolaşıvırayım dedim. Oraya varıvırınca dedim ki ya dedim, şimdi yine benim gibi birisi sıkışır gel üstüme yapardım. Ben şimdi seslenemem dedim. Ben de biraz daha ileri gideyim dedim. Baba Hazreti Kulim ileride asansör boşluğu varmış. Lap diye aşağı indim. Ayağımın üstüne. Vallahi böyle. Ondan sonra ayağımın üstüne indim. Kıyıya bakıyorum, kuşuya bakıyorum. Ben diyorum, aa diyorum şuradan düşmüşüm diyorum. Elimi asıldım, elim geldi biliyor musun? Ama ben tam üst kattan düşmüşüm. Bir de zemin kat varmış. Ondan sonra asansör boşluğu. Şöyle. He, iki kat aşağı. Bir de asansör boşluğu var. 1,5 metre. O da dedirken biz velhasılırken toplam 5 metreden düşmüşük aşağı yukarı. Ondan sonra asıldım, sağa gidiyorum, sola gidiyorum, arabalar üstünden geçiyor, cadde üstte, ben yukarıdan düşmüşüm. Sonradan artık arayarak merdiveni bereket versin yerini biliyordum, merdiveni buldum, dayana korktum ya, her şeyi unuttum. Dayana yukarı çıktım, çocuğa dedim ki, sen dedim, ben ne başıma geldiğini biliyor musun dedim, bilmiyorum abi dedi, ne bileyim dedi. Geri gitti zaten gelen. He. Ben dedim aşağıya düştüm dedim, suyun içine, asansör başında da su varmış biliyor musun? Evet. Suyun içine düştüm dedim. Bereket versin, hiçbir yerime bir şey olmadı. Pantolonun biraz şurasını demir varmış, bağlantı demirleri. O böyle yırtmış pantolonu. Ne yapacağız şimdi? Vallahi yapacak bir şey yok. Eve gidip dedi, ancak bunlar temizlenecek dedi. Kokuyor ilaç gibi. Kalık su biliyor musun? Şey suyu. Ne ucuz kurtarmışım. Ya vallahi eğer... Asansör boşluğuna değil de binanın altındaki boşluğa düşeymişik. 2,5 metre su doluymuş. Keberirdik kesip içini. Pişmişine giderdik. Bereket versin. O asansör boşluğuyla o suyun bağlantısı yoğmuş. O alt tabana dolan suyu. Sonra öyle başımıza bir olay geçti. Böyle insanın başına geliyor böyle şey ya. Gözün görmüyor. Tüyeme gidiyorum biliyor musun? Abi hastane inşaatında adam asansör boşluğuna düşüyor. Evet. Yok. Adam o suda boğuldu öldü ya. Ölür. Diyorum ben. Kimse haber olmaz mı? 1,5 metreye geçtikten sonra. Kimse haber olmamış kimsenin. Ben de o binanın altındaki suya düşseydim ben de ölürdüm. Çünkü çıkamazdım. Bulamazdım ki. Zaten yüzme bilmiyor doğru dürüst. Ya, o da bilmiyor işte. Bekçi ya. Ya ölür insan Allah korusun. Boğulmuş. Düştüğünden ölmemiş de boğulmuş. Otopsiye gitmiş. Çünkü çıkarılacak, girilecek yeri bilmiyor. Çıkarılacak yeri bilmiyor. Ne bileceksin asansör dolu suyun içine girdiğin zaman. Böyle bir macera da ben yaşadım aynen öyle. İnsan çok görüyor bu şeyleri ya. İnsanoğlu yaşıyor dayı yaşıyor. Başına gelmedi kalmıyor evet.
Demek ki işte ömür varmış, rızık varmış, daha devam edeceğimmişim. Göreceklerimiz, çekeceklerimiz varmış. Yoksa o gün ölseydik de şimdi 35-40 liranın ölüldüğünü. Ölüldü. Ya komple affettirecek ya da komple batacak. İnşallah affettirenlerden olur. Affettiririz inşallah. Ne yapalım? Cenab-ı Allah rahmetten umut kesilmez. Evet. Siz kulluk görevimizi yapın. Gerisi evet. Bana ait. Evet. Ne yapalım? Yapmaya çalışıyoruz biz de. Karınca kaderinde. Hangisini yapıyorsun kulluk görevimiz? Bu değil. Neyi? Zaten Türk milleti öyledir, Müslüman milleti. Nasıl öyledir lan? Hani daha? Ona ne verdin, kız mı sattın? Aha şimdi gencim. Aha şimdi şu düğün edelim. Aha gelin edelim, kız götürelim. İyi, Hacı'ya bile gidemiyor bunları yapmayız. Hacı'ya bile. Niye? Niye değil işte. Bunları yapmadın mı? Hacı'ya geçsen de. Onu da yanlamıyorum. Duruyor öyle. Sen anlasın ki öyle. Öyle anlıyorum. Ya bitireceğim derken işte bitirişlerde de bizim dediğin gibi bizim şeyimiz azalıyor. Gidin gücümüz bak. Azalıyor. Şimdi başta en yaşları Türkler. Ha öyle öyle. Ha bak iyi görmüşsün. Ben 3 sene kaldım Arabistan'da. Doğru doğru. Çünkü öyle. Bizim şimdi başka ülkelerden hep genç geliyor. Çünkü vazifeleri böyle canlı canlı yaşamak yapmak için biliyor musun? Ama bizim Türkler yaşlı ve ihtiyar olduğu için bazı şeylere kavuşamıyorlar. Hastane yoğun, sıhhat çok önemli haçta. Acaba da şu da şu da var. Her şeyi bitiriyor adam. Nefsi. Evet. Nefsi de koreliyor. Nefsi de koreliyor. Ya nefsi. Anladın mı? Abi nefsi korelir de. Ha nefsi de koreliyor şey. Ne yapacaksın artık? Allah bizi affetsin. Genç oldukça, genç oldukça şeytanın güçlü olur. Evet. Yaptınız lan, neyi tartışıyorsunuz ya? Nereyi beğeniyorsunuz ya? Bulamadınız mı lan şeyi?